Avrupa Mesaisi'ne hoş geldiniz. Her Avrupa Kupaları haftasında olduğu gibi ben Alp Özgen, Mert Aydın'la yine karşınızdayız. Mert Aydın yine Londra'dan katılıyor yayınımıza. Mert, Galatasaray gruptaki son maçında Kopenhag 1-0 yenildi ama Bayern Münih, Manchester United'a yenilmediği için mağlup etmesi çok önemli değildi belki ama yenilmediği için UEFA Avrupa Ligi biletini aldı. Şöyle başlayayım. Sence bu gruptan, tabii biz kurallar çekildikten sonraki tabloya göre konuşalım. Çünkü en başta Bayern 1, Manu 2, Galatasaray 3 diye bir tablo çiziyorduk ama hani grubun artık şekli şemali belli olduktan sonraki ortamda Okan Buruk sence başarısız mı? Oradan başlayayım. Genel Ben tablo. ondan önce bir cümle söyleyeyim, sonra devam edeyim. Bence grup takımların gerçek kalitesini, saha içi oyun kalitesini diyelim, oyuncu kalitesini değil, gerçek saha içi oyun kalitesini yansıtan bir şekilde sona erdi. Yani bu grubun açık ara en üstün takımı Bayern Münih'ti. Bu grubun en organize takımı bence, Bayern'den bile en organize takımı Kopenhag'dı. En çok mücadele eden, en çok çalışan, çok gayret eden, baskı kurmaya çalışan takımı Galatasaray'dı. Maalesef hiçbir oyuncusuyla, teknik adamıyla hiçbir şekilde bu grupta bir Şampiyonlar Ligi seviyesini hissettiremeyen tek takım vardı. Onlar da zaten Manchester Sonuç United'dı. oldular. Bence çok adil bir sıralamayla sona erdi. Düşüncem bu. Yani Galatasaraylılar alınmasın ama bence gayet adil bir sıralamayla bitti. Ha, puan farkları öyle mi olurdu mu olurdu falan. Yani bence Bayern Münih'in de puanı şişti biraz. Yani Bayern Münih'in de puanı tek o yansıtmıyor. Yani Bayern Münih'in biraz daha düşük puanda olması lazım. Neyse, Okan Buruk kısmına gelirsek. Şimdi maç maç baktığımızda 6 maçın ben en az 3'ünde Okan Buruk'un çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hangi maçlar bunlar? İlk Bayern maçı. Deplasmandaki Deplasmandaki Manchester maçı. Manchester United maçı. Sonuçtan bağımsız söylüyorum. Sonuçtan bağımsız söylüyorum. İki tane de yarım. Bayern deplasmanının bir bölümü ve ilk Kopenhag maçının bir bölümü şeklinde. Yani buradan başarılı mıdır, başarısız mıdır? Ben hani çok böyle bir klişeye şey yapmak istemiyorum, başarılı oldu ya da başarısız oldu diye. Ama Galatasaray, Okan Buruk açısından önemli dersler içeren bir tecrübe oldu. Bunu ifade Kesin. etmek gerekiyor. Şöyle diyeyim. Şimdi Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı takımı düşün. O takım öncesinde UEFA kazanana kadar Şampiyonlar Ligi'nde ilk turda elendiği birçok turnuva geçirdi. Ama o takımla bu takım arasındaki bence en önemli fark, bu takımın aleyhine, eski takımın lehine. Eski takım şunu biliyorduk. O dönemki Türk futbolunun yapısı, Galatasaray'ın yapısı itibariyle Galatasaray o kadroyu koruyarak gidecek zaten. Korudukça daha iyiye gidecek. Şimdi biz şunu bilmiyoruz burada. Galatasaray bu kadroyu ne kadar koruyabilecek gelecek sene? Artı Galatasaray gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacak mı? Bunu da bilmiyoruz. Onun için burada bir hani gelecekle ilgili bir yorum yapmamız zor. Şöyle derdik ama geçen hani öyle bir durum olsa, bunları biz net biliyor olsak şunu derdik Galatasaray için ve Okan Buruk için. Burada zaman zaman çok iyi performanslar gösterildi ve çok büyük bir oyun tecrübesi kazandı takım ve Okan Hoca. Ve bu takım gelecek sene de Şampiyonlar Ligi'nde olursa aynı kadro, Icardi'si, diğer oyuncuları, bazılarının olmayacağını biliyoruz. Onları konuşacağız zaten. Bu takım ileride bir şey yapabilir ama bunu tam olarak daha bilemiyoruz. Öyle bir problem var Galatasaray ile ilgili olarak. 20 yıl öncekinde biliyorduk. Bu bir sene sonra daha iyi olacak. Ondan sonraki sene daha iyi olacak. O takımın genel yapısını ve gelişimini gördüğümüzde. Burada tabii ki hani şu geyiği yapmak istemiyorum. Bu benim en sevmediğim bir geyik çünkü futbol sadece para üzerinden oynanan bir oyun değil. Yani bak işte Kopenhag mutlaka yapar bir arkadaşlar. Transfermarkt'a girerler, yaklaşık fiyatlarını koyarlar. İşte Kopenhag bu fiyatla bunu yaptı. Doğru. Bunu kabul etmek lazım. Adamlar hakikaten Mert, çok 15 organize. milyon euro toplam maaş yükü varmış yıllık. Evet. Hepsini çıkardılar. Şimdi gruptan çıkardılar. Yani buradan şunun için söylüyorum. Bunu bizim takımlar öyle yapsın, hemen öyle olsun falan değil. Yani sonuçta bir Danimarka ile Türkiye de aynı ülkeler değil zaten. Yani anlatabildim mi? Şimdi Tabii.
şey yapamayız. Şöyle olurdu. Türkiye'de çok mütevazi bütçeli bir takım Şampiyonlar Ligi'nde tur atlardı. Diğerlerine derdik ki üç büyüklere falan. Abi bak hani çok para harcamadan da Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanabiliyormuş. Ama ülke farklı olduğunda ülkenin yapısı, ekonomik durumu, genel hayata bakış, eğitim falan bunların hepsi değişiyor. Yani o yüzden Türk takımlarına da haksızlık etmek istemem. Genel yapımız biraz sıkıntılı. Ama bakıldığında Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un özellikle bir tecrübe yaşadığı, zaman zaman iyi maçlar, zaman zaman kötü maçlar çıkardığı bir turnu oldu. Ama şunu da gördük. Galatasaray gibi. İç saha avantajını kullanma şansına sahip çok iyi bir seyirci grubuyla bir takımın sıfır iç saha galibiyetiyle bu gruptan çıkması mümkün değildi. Aynen öyle. Yani Kilit bence nokta bu. Galatasaray turu nerede kaybetti? Bir maç söyleyemem ama 3 tane iç saha maçından 2 puan çıkarabildi ve bunlardan kazanabileceğine çok inandı. Hepimizin kazanabileceğine inandı. 2 maçı da 2 farktan gelerek anca kurtardı beraberliği. Aynen. O maçlarda iyi oynadığı bölümler oldu ama bu Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok kaldırılabilir bir yük değil maalesef. Yani bugünkü maça döndüğümüzde Kopenhag şunu biliyordu. Beraberlikle UEFA Avrupa Ligi garanti onlar için. Yani berabere bitirdiği anda öbür maçın Sonucu mentali ne bağlı. kadar kötü olursa olsun futbolda her şey var. Orası Old Trafford, işte Rüyalar Tiyatrosu, şudur budur, her şey olabilir. Onlar önce onu garantiye aldılar ve maalesef rakip 10 kişi kalana kadar Galatasaray organize bir şekilde bu savunmayı aşamadı. Kerem'in pozisyonu var bir tane ama hani onu organize atak olarak söylemiyorum. Pozisyonu yok değil Galatasaray'ın ama organize olarak maçın rakibin 10 kişi kaldığı bölümde son dakika içinde bir şey yaptı. Yani bu sefer her birçok maçta Okan Buruk'un dersinde çok iyi çalıştığını ve çok iyi organize ettiğini takımı söyledik ama bu maç bunlardan biri olmadı maalesef. Bir de belki Galatasaray'ın ahlanması gereken ya da puan kayıplarında en Okan Hoca'ya yazılması gereken maç maalesef son Manchester United maçı oldu. Endombele ile sahaya çıkma, hani bir tek onun üzerinden göremeyiz belki maçı ama yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde o fizik problemle orta saha gibi bir de Aynen. yani göbekli santrforunuz olur abi. Çünkü acayip bir şeydir, bir şey gücü vardır. Ne derler? Hissiyatı Bitiricidir. var. Gol hissiyatı vardır. Takımın oyununa hiçbir katkısı olmaz, rezildir. Öyle dersin, böyle dersin ama iki kornerde tık atar, bitirsin. Abi göbekli orta saha Olmaz. ortası, merkezi. Hele günümüz futbolunda Ömer Üründül abi de buradan saygıyla selamlıyorum onun deyimiyle. Günümüz futbolunda mümkün değil. Yani günümüz futbolu derken son 20 yılın futbolunda mümkün değil. Bence o maç Galatasaray'ı benim için Okan Buruk'a eğer bir şeyleri ihale etmemiz gerekiyorsa Okan Buruk hatası nerede oldu? Bence en çok o maçta oldu. Yani o maça çıkışı Galatasaray'ın doğru bir 11'li olmayınca hani ölmüş dediğimiz Manchester United maçı uzun süre iki farklı önde götürdü. Yani geldiğimiz nokta bu. İş bu maça kaldığında da maalesef ha ben çok umutluydum. Çünkü neden umutluydum? Bazen ters köşe olur. Hani herkes çünkü kimle konuşsam yani içinden evet diyor Galatasaray kazanacak işte dua ediyoruz Kopenhag falan ama hani biraz değiştiğinde diyor ki abi zor. Yani çok organize bir rakip. Beraberlik onların işine yarıyor. Ondan sonra ama Burada şu var Mert. Yani bir sürü senaryo. Tabii futbol öyle bir şey ki. Eğer Bayern Münih Kopenhag'ı yenseydi farklı bir senaryo izleyebilirdik. Farklı bir bakalım. maç oynanacaktı işte. Tabii ki. Yani Kopenhag'ın kazanması gerekseydi o zaman farklı bir maç oynanacaktı. Ama Biz çok acaba iyi öyle puan. mi? Neden bunu söylüyorum? Maçı İngiltere'de anlatan spikerle yorumcu da aynı şeyi söylediler. Turnuvanın başından beri Kopenhag'ı izliyoruz. Kopenhag hiçbir maçı risk alarak oynamadı. Tabii. Kazanmaya Yani ihtiyacı ol. Ama burada artık son maç. Risk işte almak zorunda kalacaklar. hayır ama sanki şöyle bir durum var. Kopenhag zaten böyle kazanmayı biliyor. Öbür türlü kazanma gibi bir planı yok.
Yani o anlamda söylüyorum. Ne olurdu bilemeyiz tabii ki. Ama Tabii. yani onda da Allah Allah diye Danimarkalıların saldıracağını ben düşünmüyorum öyle bir maçta da. Doğru. Anlatabildim mi? Yani Bu maça özel de ben bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi Kopenhag senin dediğin gibi şablonu çok belli bir takım. Hani rakip analizi diyoruz ya, rakip analizi yapması aslında kolay bir takım. Çünkü hep aynı oyunu oynuyorlar. evet. İçeride Norşalan maçında da aynı oyunu oynuyorlar. United'a da aynı oyunu oynuyorlar. Galatasaray'a da, Bayern Münih'e de. 5-0 yenilse de aynı oyun oynuyor. 5-0 yense de aynı oyun oynuyor. Evet. Aynen, %100. Şimdi şablon çok belliyken bu takımı kanatlardan açamayacağımız bizim belli. Ya da çok büyük şans olması lazım kanatlardan açmamız için. Ve biz 90 dakika, 85 dakika sürekli kanat ortaları yaptık. Icardi herhalde hayatında gördüğü en sıkı markajı da Yani gördü zaman zaman. Icardi'nin ezilmesine neden oldular. Aynen Öyle öyle. bir oyun. Ve Yani burada senin evet. elinde Mert bir süper güç var. Ne olursa olsun hazır, eskisi gibi değil, o bu. Hakim Ziyech gibi bir güç var senin elinde. Ben şöyle düşünüyorum. Bu şekil savunma yapan takımlara karşı iki tane panzehiri vardır futbolda benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi merkezden cepheden şut ki yağış da var. İkincisi de 9 numaranı, klasik 9'unu duvar olarak kullanmak ya da içeriye adam sokmak için. Yani merkezden deleceksin. Yani Ziyech'in şey avantajı da var. Ziyech'in driblingle adam geçme avantajı da var. Aynen. Ya Ziyech şimdi Icardi'yi de güzel bir 9 olarak Ama kullanıyor. tabii orada şunu bilmiyoruz. Yani bu tabii ki bunları konuşurken bunu bilmediğimiz için hani öyle bir havada, öyle bir sahada maça onunla başlayıp o riski alıp yani farklı bir şey düşünmüş olabilir. Ama burada tabii asıl sıkıntı Galatasaray'ın. Bence düşündüyse Mert şunu düşünmüştür. Fiziksel performans. Evet. Yani Ziyech ne Zaha kadar ne Yani Kerem onu kadar. sonra sokayım. Hani hele bir de öbür taraftan bir haber gelir. Ona göre daha hücum ki son bölümde artık herkesi attı hücuma. Öyle düşündü muhtemelen. Yani benim kenarda yanıma baktığımda bir gücüm olsun istedi. Ama tabii ne oldu? Burada sıkıntı mesela Tete'den o performansı alamadı. Bence Yani Zaha da çok kötüydü ya ya Mert. Zaha en azından bak Zaha'nın şöyle bir şeyi var. Zaha kötü hücumda çok kötüydü. Zaten yani Zaha'nın Şampiyonlar Ligi'nde ilk Manchester maçı hariç hücum Katkısı. anlamında çok katkısı hiç olmadı. Ama Zaha'nın bir iş etiği var saha içinde. Geriye Doğru. dönüyor, Doğru. yardım etmeye çalışıyor. Yani o biraz İngiliz futbolcu. Yani teknik olarak İngiliz değil ama İngiliz futbolcu aslında. Hani onların o kendilerine has o şeyinden onda da var. Yani çalışıyor, mücadele ediyor. Ama burada asıl başka bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Hani Galatasaray'ın belki de sezon başından beri en büyük sıkıntısı sol bekte bütün o transfere rağmen Angelino çok umutluydu herkes ama olmadı. Yani Galatasaray oraya kimi koyarsa koysun ön taraftaki Zaha içinde bir sıkıntı oluyor bu. Yani Kazımcan da olmadı. Şimdi ligde en son galiba şey denemiş. Barış Alper Yılmaz'ı denemiş. Ondan sonra Orada onu ciddi bir problem var. yani oradaki problem maçın başında belki de Galatasaray'ın birçok istediğini yapamamasına neden oldu. Yani maçın ilk bölümünde dikkat et devamlı oradan atak yedi. Şimdi oradan atağı yiyince doğal olarak şey yapamıyorlar. Yani önündeki oyuncu da konsantre olamıyor. Öyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Hani bunu nasıl aşabilirler, nasıl halledebilirler, yine mi transfer yapacaklar falan. O önemli. Yani bu gruba da belki Galatasaray açısından en çok damgasını vuran sıkıntı herhalde birçok maçta bu oldu. Yani Galatasaray Aynen. belki de kazanabileceği birçok maçı bu bölgedeki sıkıntıdan dolayı kazanamamış oldu. Öyle söyleyelim. Senin dediğin gibi bu tabii hücum aksiyonlarını da etkiliyor Galatasaray'ın. Yani Angelinho'ya güvenemediğin için sol iç stoper dahil hücuma katkısı sınırlı oluyor. Zaha'nın sürekli aklının bir yandan geride olması gerekiyor. Yani sahada mesela Sacha Boey var diyor Ziyech ya da Tete. Dönmesem de olur. O bir şekilde gelir kapatır diyor ama Angelinho da ya bile bile alındı. Yani bunu bilmeden alındığını zannetmiyorum ben abi. Angelinho yüzünden üçlüye döndü ya Hoffenheim. Yani o derece Angelinho'nun kariyerinin başından bu yana Leipzig'de olsun, Hoffenheim'de olsun her yerde zaten böyle bir oyuncu oldu. Manchester City'den gönderilme sebeplerinden bir tanesi olarak gösterilen bir unsur bu. O yüzden hani Bonasosa konuşuluyordu, alınmadı. Peki yavaş yavaş toparlarsak
Avrupa Ligi hayırlı olsun diyelim Galatasaray'a. Bence Avrupa'da Evet. devam etmek önemliydi. Ne olursa olsun. Bu Önemli. Şu anlamda anlamda Erdem önemli. Özer. Evet. Bence asıl hani Galatasaray'ın özelinde önemli olan nokta Galatasaray'ın sadece ligde bu oyuncu grubuyla gitmesi şöyle bir sorun yaratacaktı. Ligde zaten 3 Türk oyuncu oynatmak zorundasın. Ve birçok oyuncuyu kullanma şansın yok. Yani devamlı onun yerine onu alman, bunun yerine bunu alman. Yani Türkiye'de öyle bir matematik var. Ama Avrupa'da devam edersen bu farklı bir şey oluyor. Şimdi orada asıl mesele tabii Galatasaray açısından da Fenerbahçe açısından da. Fenerbahçe de eğer turnuvayı yenip turu atlarsa ikisi de devam edecekler. Ve Galatasaray da şimdi aslında o pis trafiğe giriyor. Yani nedir o pis trafik? Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın olduğu Perşembe, Pazar, Pazartesi. Evet, biraz daha. Bununla ilgili çok ilginç bir şey var. Ben İngiltere'deki yorumcuları, İngiltere'deki UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımların ve Konferans Ligi'ndeki İngiliz takımların hocalarını da izliyorum. Diyorlar ki futbolcuların çok acayip bir şeyleri var. Ne derler? Bu fizyolojik bir şey mi? Psikolojik bir şey mi? Salı ya da çarşamba oynayıp cumartesi ya da pazar oynadıklarında çok büyük bir problem yok. Aynı gün sayısı, yani gün sayısını değiştirmeden söylüyorum. Ama perşembe oynayıp pazartesi oynadıklarında çok büyük problem oluyor. Yani vücut artık saatleri mi değişiyor günlere göre? Yani hepsi aynı şeyi anlatıyor. Hani hepsi aynı şeyi anlattığına göre bu doğru bir şey herhalde. Yani hani hepsi tecrübeleriyle bunu anlattıklarına göre. Çok pis bir trafik. Fenerbahçe bunu nasıl atlattı ağırlıklı olarak? İkisinde de ayrı Çok takım rotasyon. kullanarak. Yani son sakatlıklara kadar. Aynen. Bölümünü bu şekilde geçebildi. Beşiktaş atlatamadı zaten. Şimdi buna Galatasaray da giriyor olacak. Ama Aynen. artık bundan sonrası kura meselesi. Artı 3 ay sonra bu takımların, çıkacağı takımın da dahil olmak üzere form durumları, sakatlıklar, yeni transferler. Yani 3 ay sonra bu tip kupalarda hani 3 ay sonrasını düşünmek çok kolay değil. Araya bir de dediğim gibi transfer dönemi de girecek. Hani maç maç bu rakip rakip düşünülecek bir şey. Yani ilk kez karşılaşılmıyor. Galatasaray iyi kura, şans, bir takım şeyler. Mesela şu anda UEFA Avrupa Ligi'ne giden bütün takımlar için çok güzel bir haber. Sevilla elendi. Avrupa kupalarına gidemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla yok, açıldı. UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi yok bu sene. Aynen Herkes öyle. kazanabilir. İşin şakası tabii yarınki gruplardan çıkacak üçüncüler önemli. Bu Ben tabii gözüme Galatasaray'larla kestirdim. eşleşmeyecek ama hani kupayı kazanma ihtimali olacak takımlar için söylüyorum. Gözüme kestirdim. Galatasaray'a bir Karabağ gelirse oradan iyi olur. Çok doğru bir noktayı söyledin. Hani bu çarşamba oynamak ya da salı oynamakla perşembe oynamak arasında bizim futbol iklimimizi de düşünecek olursak yepyeni bir krizimiz daha doğacak tabii. İki takımımız da perşembe oynayacak. Hangisi pazar oynayacak, hangisi pazartesi Şu oynayacak? var. Eğer bir tanesi ya da iki tanesi yani istemediğimiz bir şey ama erken Yayıncı kuruluş da oynuyor. Mert, yayıncı kuruluş da Galatasaray ile Fener'in ayrı günlerde oynamasını isteyecek biliyorsun. Ya onu şöyle de halledebiliyorlar. Ayrı günler olabilir. Aynı gün farklı saatlerde de oynayabilirler. O zaman da yine kriz çıkar. Biz dörtte oynadık. Ya biliyorsun bizim futbol iklimimizi. Biz dörtte Ben oynadık. yani Onlar sekizde oynadı. tabii. Yani anormal bir durum yok. Olur. Bizde zaten hani kriz çıkmayacak bir şey yok. Yani ne olursa olsun çıkacağı için hani iki takım da turlarına devam etsinler de kriz çıksın yani. Hani şey o yani hani bizde her şeyin krizi var yani. Her konuda bir kriz çıkarabiliriz. Taç atışından kriz çıkar. Kornerden çıkar. Penaltıdan çıkar. İşte ondan sonra biri gelir hakeme yumruk atar. Tükürmeye inmiştim der. Yani hani daha iyi bir şeymiş gibi. Evet. Ondan sonra hani onun için anormal karşılamamak gerekiyor böyle krizleri. Bunlar güzel krizler. Mert ağzına sağlık. Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. Umut ediyorum ki Cuma günü Fenerbahçe'nin de Tırnava galibiyetinden sonra Fenerbahçe'nin galibiyetini konuşuyor oluruz. Avrupa mesaisinde Fenerbahçe Tırnava maçının ardından asist analizde bir kez daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.